Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Bereket TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin ezildiğini söyleyerek Ulusal Süt Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdıklarını ifade etti. Süt Konseyi'ndeki sektör toplantısında alınan süt fiyatıyla alakalı 1.70 alınan süt fiyatı deklar edilen süt fiyatı şu anda üreticinin eee kazanamaz duruma getirmiştir. Hala daha 170'in soğutma içinde mi dışında mı tartışıyoruz? Ancak üretici şu anda eee artan yem maliyetleri yönünde sütünü üretemez duruma gelmiş. Her şeyde üreticinin üzerine yüklenmemeli. Şu anda üretici bırakın ker etmeyi zarar etmeyeceğini bilse yetecek. Onun için şu anda zarar ediyoruz. Üretici üretemez halde. Eğer şu Eylül ayı içerisinde biz bir sektör toplantısıyla süt fiyatlarını yenilemezsek, Ekim ayı içerisine revize edilmiş bir fiyatla giremezsek, Kasım ayında pazarlığını edeceğimiz sütü bulamayacağız. Yönetiminde bulunduğumuz süt konseyini acil toplantıyı ve sektör toplantısını davet ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde hem bakanlığımızla beraber sektörü bir araya getirerek Ekim ayında revize edilmiş süt fiyatıyla inşallah gireriz. Şu anda süt üreticisi daha hala zamlı süt satmadan hem yem girdileri artmıştır. Bakın bir de market fiyatları e, müthiş derecede artmıştır. Daha hala sanayici bizden zamlı süt almadan mamullerine zam yapmıştır. Önce üreticiyi korumamız lazım. Üretici üretmezse neyin pazarlığını yapacağız? Üreticinin ürettirilmesi lazım. Üretici küsüyor. İnekler kesime gidecek. Et fiyatları yükseliyor. En tehlikeli şey şu anda Türkiye'de e, ineklerimizin sahip çıkılması için süt fiyatıyla dengeli bir şekilde gidilmesi lazım. Sütten zarar ettirmememiz lazım üreticilerimize. Özcan ayrıca tüm yükün üreticilere yüklendiğini ifade ederek üreticilerin üzerindeki yükün paylaşılması gerektiğini söyledi. Şu anda üretim maliyetleri yüksek, üretemez durumdayız. Kar etmeyi unuttuk, zarar etmeyelim yeter, çarkımızı döndürelim yeter anlayışı içerisindeyiz. Şu günlerde de bunun bütün sektör paydaşlarının aynı şeyi düşünmesi gerekir. Birileri Dolar yükseldi diyerekten zamını yapıyor. Markette satışları yüzde yirmisini koyup zamını yapıyor. Ama bütün her şey üreticinin üstüne yükleniyor. Bunun paylaşılması lazım. Her şey üreticiden beklenmemeli. Her şey üreticinin üstüne yüklenmemeli. Sanayicimiz, yem sanayicimiz, süs sanayicimiz, paydaşlarımızın hepsi bu riski paylaşmamız lazım. Eğer kar edilmeyecekse sadece üretici değil sanayici de kar etmesin. Yem sanayici de kar etmesin, market de kar etmesin. Şu günlerde herkes maliyeti, çarkını döndürecek bir zaman içerisinde olduğumuzu söylüyorum. Biz buna hazırız. Biz unuttuk kar etmeyi, şu anda çarkı döndürmenin yoluna bakıyoruz. Bu maliyetlerle biz çarkımızı döndüremiyoruz. Kar, et, kar etmediğimiz gibi zarar ediyoruz. Bize birisi desin ki siz üretin, ürettiğinizden dolayı zarar etmeyeceksiniz. Biz bunu bu laf üzerine üretiriz, üretmeye devam ederiz. İnekleri keseme göndermeyiz. Süt hayvanları ne zaman kesilir? Vatandaş süt üreticisi sütten para kazanamadığı dönemlerde ve hatta et fiyatlarının biraz daha yüksek seyrettiği dönemlerde vatandaşımız kolaycılığa gider ve sütten para kazanamadığı zaman da damızlıkların kesimi söz konusu olur. Şu günlerde bunu yaşıyoruz. Biz damızlıklarımızı sahip çıkmamız gerekir. E, damızlık hayvanların, e, süt veren hayvanların kesimi gitmesi sadece sütün kesime sütün azalmasına sebep değildir. Bunun yanında buzaya, ete, süte, damızlığın kaybolmasına sebeptir. Onun için onları sahip olacak, onların kesime gitmemesini sağlayacak projelerle e, iş sirkülasyonu yeniden e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki kendi hayvanlarımızı sahip çıkmamız gerekiyor. Özümüze dönmemiz gerekiyor. Sözün özü bu. Eğer kendimizi sahip çıkarsak, iç sirkülasyonu sağlayabilirsek bence bu krizden çıkarız diye düşünüyorum.